Mebrur'a biz uzun uzun konuştuk Taner'le. Bu aralar bende kalması daha doğru. Ya anlıyorum, seni de anlıyorum. Ama bak kusura bakma. Ben de bu konuda Taner gibi düşünüyorum. Yarın seni arayacak Taner, söz. Tamam, söz. İyi geceler. Aramayacağımı biliyorsun değil mi amca? Arayacaksın, söz verdim. Amca, bırakalım şimdi bu ailevi sorunları. Her gün aynı tas aynı hamam. Ben şu anda ikimizin de ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Bak, Çiçek'in telefonları hala kapalı. Şimdi ben buradan atlayıp yanına gitsem... ...ne yüzle, ne cesaretle suratına bakacağım. Sen de rahat bırak biraz kızı. Söylemesi kolay. Görür evlendi. Ama sen onu hala rahat bırakamıyorsun. Bırakmayacağım da. Sorularım, şüphelerim silinene kadar da peşini bırakmayacağım. Babası yakama yapışıp öldü. Bundan dolayı da beni suçladı. Bunu da anlayışla karşıladım. Tamam. Ama yetmez. Bu saçma evliliği açıklamaya yetmez. Sen de Çiçek gibi konuşuyorsun. Sorular, şüpheler. O da tüm gün boyunca Mesude ablasıyla Gürru'nun bakışmalarından bahsetti durdu. Mesude'nin attığı o tokat. Gülru'nun tuhaf halleri. Sanki Mesude bir şey açıklayacakmış gibi hızlı bir şekilde alıp götürdü onu yanımızdan. O evi gördün yani sen, öyle mi? Evet. Siz o evde yaşayacaktınız. Ben seni çok özledim. Anne seni çok özledim. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne var o kutuda? Anı kutusu. Öyle işte ilkokul silgim, Uğurlu Tokan falan. Eski ıvır zıvırların olduğu bir kutu işte. Hadi sen de kalk artık. Ben de ineyim bir ablama bakayım gelmiş mi? Eli kötü ya şimdi, kahvaltıya yardım ederim.